geleneksel lezzetler, sağlıklı nesiller. Birbirinden güzel türküleriyle Nurettin Güleç bizlerle. Canlı performanslar ve güzel bir müzik sohbeti için bizimle kalın. Başarılı astrolog Sema Kılıç, haftalık burç analizlerini yapmak üzere stüdyomuza konuk oluyor. Burçlarınız hakkında bilgi almak için bizden ayrılmayın. Tadına doyamadığınız Urfa'nın özel lezzeti çiğ köftenin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Püf noktaları ve çiğ köfte yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzmanından dinliyoruz. Ve Reis Kutağı'nın sunduğu Bahar'la Güzel Şeyler'de yemek saati başladı. Şu an yanımızda Mehmet Demir bizimle birlikte. Kendisi çiğ köfte ustası. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz? Yaklaşık 15 senedir bu işle uğraşıyorum. 15 senedir çiğ köfte uğraşıyorsunuz. Evet. Wow. Peki, yani biz zaten Urfa'da herkes küçüklükten beri çoğur yani yoğuruz zaten. Erzincan'da herkes bağlama çalıyor. Bizi de herkes çiğ köfte yiyoruz, lahmacun yiyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Herkesin doğuşan bir yeteneği var. Bizim ne kadar güzel bir memleketimiz var. Yani gerçekten çok güzel. Şimdi belli başlı püf noktaları var çiğ köftenin. Öyle hepimiz elimize aldık bu malzemeleri koyduğumuz zaman olmuyor. Olmuyor. Evet. Bugün sizden bunları öğreneceğiz. Öncelikle bir malzemelere bakalım. Neler gerekiyor? Malzemeler esmer ince buru gerekiyor. Esmer ince buru. Sonra baharat çeşitlerimiz yeni bahar. Bu işin püf noktası baharatlarda zaten. Tabii ki karabiber. Yeni bahar, karabiber, tuz. Tuz. Nedir? İsotlar zaten. İsot. Pul biber, limon, et yerine atık ceviz kullanıyoruz. Bu limonları et. Böyle bu şekilde mi koyacağız? Bu şekilde. Küçük küçük, küçük kesilmiş limonlar. Küçük küçük kesilmiş limonları içine atacağız. Küçük küçük kesilmiş. Ceviz. Birlikte. Evet, et yerine atık ceviz kullanıyoruz biliyorsunuz. Evet. Et kalktı. Tamam, sarımsak, soğan, biber salçası, domates salçası, en son maydanoz, zeytinyağı, mısır yağı. Mısır yağı da var içerisinde. Mısır yağı, evet. Yağ, işte siz zaten zeytinyağıyla yaparsanız olmaz. Mısır yağı da gerekiyor mutlaka. Peki bu malzemeleri karıştıracağız. Bunun belli bir sırası var mıdır? Yapalım. Belli bir sırası var. Tabii ki önce buralarımızı döküyoruz. Önce bulgurlarımızı koyuyoruz. Sonra baharat çeşitlerimizden başlıyoruz. Yani buruna göre, göz kararı. Şu an ben yaklaşık burada bir kilo. Evet, evet, yaklaşık bir kilo, bir kilo buru var. Evet. Bir tutam. Baharat attım büyük bunun içine. Büyük bir tutam attık. Şunun içine. Yine bir tutam karabiber koyduk içine. Tuzumuzu koyacağız. Ve bunları ben yağla bir yumuşatacağım. Şimdi bu mısır yağımızı döküyoruz. Biraz kesinlikle mısır yağı. Tatlıcaz çiğ köfte olarak biz su kullanmıyoruz. Su yok içerisinde. Susuz ve katkısız. Susuz çiğ köfte biz hep suyla yoğuruyoruz falan diyebiliyoruz. Biz su kullanmıyoruz. Su. Katkısız, susuz ve kusursuz çiğ köfte yiyoruz. Biz. Katkısız, susuz, kusursuz hemen. Bizim patronumuzun sloganı katkısız, susuz, kusursuz çiğ köfte. Peki. Herkes yoğuruyor ama biz tabii ki. Sevgilerimi de sevgilerimizi iletiyoruz o zaman buradan. Evet, biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Terfi eder misiniz abi? Daha yani, iyi bilmem. Şunu hanımlar evde yapmaya kalkarlarsa bunu 48 saat dolapta herhangi bir kap içerisinde bekletmeleri gerekiyor. Bu hemen olmaz. Biz burada program için hemen yapacağız. Bugün burada yapacağız ama ustam bize öyle bir şey yapmış ki bize getirmişler. 48 saat bekletilmiş halini de getirmişler ki. Öyle bir şey var. Biz şimdi bulgurları koyduk. Mısır yağını koyduk, zeytinyağını koyduk, karabiberi, yeni baharı, tuzu koyduk içine. Güzelce karıştırıyoruz ıslattık onları. Islattık, evet. O bulgur biraz şişecek herhalde o yağ, evet, öyle mi? Evet, biraz indireceğiz onu. Siz onunla devam ederken bu arada... Tamam, şimdi salçalarını ilave ettim. Hı-hı. Siz iki yemek kaşığı domates salçası atıyorum ben. Biber salçası biraz daha az atıyoruz. Ona göre çünkü daha sot var, pul biber var. 1,5 yemek kaşığı. Biber salçasını az koyuyoruz biraz öbürüne az nazaran. Yine yoğuruyoruz onu da.
Usta 2 dakikada bu arada eldivenleri bile değiştirdi. Eldiven, yani eldiven kullanıyor, onu da değiştiriyor. Sürpriz olması için. Bu arada da Sema Hanım'a ben geri döneyim. Burçlarımıza devam edelim bir yandan. En son Aslan'ı yaptık zannedersem. Başak evet, Burcu'yla başak devam edeceğiz. Evet, hemen kısaca anlatayım evet, hızlıca. Evet, siz de Başak Burcu'nu bu başaklar, arada. Başaklar her türlü kararlarında test zamandalar. O yüzden bayağı yoğunlar. Aynı zamanda sevdikleriyle, yakınlarıyla da görüşme içindeler. Bol insanlarla görüşecekler ve yaptıkları çalışmaları veya verdikleri herhangi bir kararı test ettikten sonra bu ayın sonuna doğru da kararları iyice oluşacaktır. İşleri iyi gider diye düşünüyorum. Teraziler için, teraziler bir takım kişileri ikna etme zamandalar. Taleplerini, isteklerini bildirme zamandalar. Bu yüzden de onlar da çok kişilerle görüşme halinde olacaklar. Para bakımından iyi görünüyor. Terazilerin durumu alışveriş de yapacak aynı zamanda. Ve planlı plansız görüşmeler var. Bol görüşme var terazilere. Akrepler için. Akreplere bir geçmeden ben burada bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ustam bu tabii çiğ köftenin özel tepsisi var. Bunu hepimiz biz biliyoruz. Artı tırtırlı onu sürte sürte. Isot koyduk. Kırmızı pul biber koyduk bir de. İkisi birbirinden farklı. Onu iki ayrı şekilde koyuyoruz. O önemli. Onu belirtmek istedim. Ve sonra akreplere geri pas atıyorum. Akreplerin bu hafta güzel bir hafta güzel olabilir, güzel bir hafta geçirebilirler. Çünkü yarından itibaren Venüs, duygu yıldızı Venüs ve zevklerden sorumlu Venüs burçlarına geçiyor. Keyifli bir zaman ve önemli karşılaşmalar, mutlu, kendilerini mutlu edecek karşılaşmalar yaşayacaklar. Ayrıca da bir takım hazırlıklar içindeler. İnsanların desteğini alıyorlar. Bunun için kimisi iş yerinden, kimisi aile desteğini alacak görünüyor. Akreplerde. Evet, aşk için de önemli bir hafta akreplerin. Akreplere aşk evet var. Nihayet duyduk şu lafı. Bu hafta hangi burcu aşk var? Bu hafta içinde akreplere, en çok akreplere gözüküyor. Tamam, peki. Yay burcu. Yay burcu için, yay burcu hala gezme modunda diye düşünüyorum ben. Mars ve Merkür onları gezdirecek bol bol hala. Ayın başından beri başlayan gezmeleri devam edecek. Önemli bir konuda kişilerin görüşlerini almalarında fayda var. Onun arkasından karar vermelerinde fayda var. Çünkü kararsızlar bazı konularda. Parasal açıdan kitlenmeyi çok çabuk aşacaklar. Merak etmesinler. Oğlaklara geçiyor muyuz? Oğlaklara geçelim. Oğlak benim zaten. Ben onu bekliyorum burada. Oğlaklar için evet. Oğlaklar için de enteresan evet. Enteresan bir hafta. Oğlakların bu hafta başarı için hırsla çalışıp ve sonuç alma zamanı. Çalışıyorum ben burada evet şu an. İşte. Evet. Yalnız böyle bir takım Merkür'den dolayı etrafında iş bilmez insanlar ya da hani bu ailede etrafta iş bilmez derken yanlış anlamayın sakın. Hayır. Bir anda atıyorum bir yere gider, bir bankadan bir işini halletmek ister. Oradaki kişi iş yapayım derken işi daha çok büyütebilir. Veya işi daha çok karıştırabilir. En iyisi siz inisiyatif alın işlerinizde. Ya da ailede bir herhangi bir konuda kararı siz verin derim ben. Çünkü en mantıklı kararı verecek pozisyonda sizsiniz. Çevrenize bakarak. Ailem duysun. Hafta. Gelecek haftayı bilmem ama bu hafta siz daha iyisiniz. Bu hafta inisiyatif ben de olsun. Evet daha şeysiniz, daha netsiniz. Peki. Aşk yok muyum? Aşk mı? Oğlaklar aşk yok. Oğlaklar için Venüs 11'inde Akrep Burcu'na girdiği zaman Satürn'le buluşacak. Satürn gezegeni oğlakların yıldızıdır. Enteresan bir karşılaşma yaşanabilir diye düşünüyorum oğlaklara. Yarın mı? Yarın mı? Yarından itibaren her an birisi eskilerden de olabilir, yeni de olabilir. Bir anda bir karşılaşma yaşayabilir diye düşünüyorum oğlaklar. Güzel bir habermiş. Beklenmedik bir şey bu. Bu arada da biz ustam limonları koydu, sarımsak koydu içine. Limonların kabuklu olması hala beni şaşırtıyor. Soğan koydunuz, tekrar bir yoğurdunuz. Şimdi cevizleri koyuyorsunuz. Şimdi cevizleri koyuyoruz. Hepsinden böyle aslında birer tutam, ikişer tutam gibi. Evet, çok fazla değil. O, hayır. Tabii 15 yılın sonunda artık evet, göz kararı yani. Ölçü sorsak söyleyemezsiniz. Yani ölçümüz var. Aslında kendi fabrikamızda tabii ki ölçüyle biz yapıyoruz. Mutlaka. O da ama büyük arabalarımız, büyük şeylerimiz bunlar. Tabii ki ölçüyle ama az yaptığımız zaman göz kararıyla onu şey edebiliriz yani. O cevizler kendinden içinde kırılacak mı? Hı hı. Tabii şeylerdi.
Bunun böyle kaç, ne kadar süre yoğurulması? 45 dakika sürer bu şekilde yoğurulması. Ama 48 saat dinlenmiş bir bulgur 45 dakikada şey olur, tam çiğ köfte olur. 45 dakika yoğuracak, 2 saat dinlenecek. Bu iş uzun hayır, işmiş 48 ya. 48 saat. Tabii ki işte evde yaptıkları zaman gün, uzun sürer. O yüzden biz diyoruz ki şubelerimizi bekliyorsun. Peki, tamam. Yani biz yapalım, siz yiyin. Sonra ne katacağız içine? En son zaten en son aşamada maydanoz var. Ha, bak, başka bir şey kalmadı şu an. Soğanı da kattık, limonu da kattık. Cevizi de koyduktan sonra kalmadı. Olağa geçtik. Kova ve balıklar mı kaldı? İki burcumuz kaldı geriye. İki burcumuz, onlara da girelim. Kovalar için planda olmayan seyahatler söz konusu olabilir. Bu daha çok özel seyahatler, işten dolayı, işten ziyade. Ayrıca aileyi ilgilendiren konuda aileyle bir araya gelme söz konusu. Bu parasal bir mevzu olabilir veya başka bir mevzu, önemli bir mevzu. Bununla ilgili yeni bir gelişme, aileyi ilgilendiren yeni bir gelişme onları bir araya getirecektir diye düşünüyorum. Ayrıca kimisi için de şöyle bir durum var gibi kovalara. Bu hafta gelişecek şartlar onların bir başkası yerine inisiyatif almasını, bir başkasının işini, görevini üstlenmesini gerektirebilir. Sevimsiz olacak ama hani ekstra sorumluluklar ama yapmaları gerekecek. Balık burcunu söyleyip nokta koyalım diye Evet, balığa geçebiliriz. Tamam. Buyurun, siz dinliyorsunuz. Başaklar, balıklar bu haftanın en kararsız burçları balık olacak. En güzeli balıklar yaptıkları işlere, rutine devam etsinler. Dolunay zamanı bir takım bitirmeleri gereken işleri bitirsinler. Arkasından daha rahat edecekler. Çünkü karar verme zamanı değil. Yapılan işlerle meşgul olan işlerle rutinle meşgul olma. Kararsız yani. Ve belki bir geri dönüp değerlendirme zamanı. Sizin neydi burcunuz? Ben balık burcuyum. O yüzden bir hatta dinliyorum. Yorurken Mehmet Uzun bir yandan da. Evet, mesela 10-48 saat bekletmeniz gerekiyor. Bir değerlendirmeyi alalım. Oldu mu bu, olmadı mı diye karar aşamasında. Evet, güzel oldu. Burçlarımızı da öğrenmiş olduk böylelikle. Ve Nurettin Bey'den bir güzel türkü daha alalım. Bu arada yormaya da devam ediyoruz. İşlem devam ediyor. Aşağıdan gelir omuz omuza. Mübarek olsun.
içem, cigara içem, cigara içem. Yağlı kurşun geldi, aman aman, aman aman, aman aman. Nereye kaçayım? Yağlı kurşun geldi, aman aman, aman aman, aman aman. Nereye kaçayım? Kanadım yoktur ki havaya uçamam, havaya uçamam. Baba bayramınız, aman aman, aman aman, aman aman, mübarek olsun. Kirve bayramınız, aman aman, aman aman, aman aman, mübarek olsun. Çok teşekkürler. Bu türkünün bende anısı çok. Çocukluğumun türküsü. Uzun yıllarda da okumuyordum. Ağzınıza sağlık. Arada ben sizi güldürdüm ama burada ellerime eldiven takıyorum. Arada çiğ köfteyi böyle mucitliyorum ve nöretmiyorum. Efendim? Umarım bir dahaki gelişimde çiğ köfte siz yaparsınız. Ha, o biraz zor bence. Nasıl yapıyoruz bunu? Şunu sıyıracağız şey yani taban tepsinin dibine sıyıracağız şu şekilde. Tamam, onun tepsinin dibine vermişim. Avucun içinde. Oldu oldu, yaptım ya. Olmadı mı? Oldu ya. İlk bir şey de söyleyemedi, bir dakika şöyle yapayım. Çamaşır yıkar gibi yıkıyorsunuz. Olmadı mı? Çamaşır yıkamıyor muyduk? Erkekler daha farklı yorur. Bayanlar çamaşır yıkar gibi yorur. Alışkanlıklarımızı? Evet, bayanların yorma şekli şudur, bizim ufana şudur. Aynı eski çamaşır gibi yoğururlar. İşte erkeğe göre de değişiyor tabii, çünkü. Erkek daha şey, daha güçlü işte olduğu için. Hepsini birbirine karıştırdım çiğ köftenin. Karışması gerekiyor. İyice karışması ortaya gerekiyor. Çıkıyor demek. Ama eldivenler biraz büyük de bana, ondan aslında ben şey yapamadım. Evet, bunlar yani yoksa o kadar harika yoğuracağım ki bunu. Tamam, neyse siz devam edin, yoksa tamam. Bitmeyecek bu. Yapılamayacak. Sağ ol. Ama çiğ köfte yoğurmayı da ustasından öğrenmedim demem yani. Siz de biliyorsunuz. Bu kadar hızlı yoğuruyor. 45 dakika boyunca bunu yapmak da ayrı bir... Yorucu iş ya. O yüzden onu diyoruz işte. Şuraya bizim gelin diye. Biz yani evet. Hanımlar düşünüyoruz aslında. Peki bizim çünkü programımızın süresinde bu yetişmeyecek. Aha. Sonuç ne olacak? Onu da görelim ustam. Tamam. Çünkü kaç dakikamız var? Çok az vaktimiz kaldı. 4-5 dakikamız kaldı. Evet. O yüzden. Bu da normalde maydanoz da koyuyoruz. En son maydanoz konacak. Onu alalım. Koyalım maydanozu da tabii. Öyle de bir yoğuralım. Evet, size diğerini çıkarayım istiyorsanız. Tabii. Onu şey yapacağız. Bakayım ben de onu. Şurada mıdır? Püf noktası bekletilmesi mi, su katılmaması mı? Nedir? Katılmayıp beklemesi. En püf noktası o. Tabii ki daha da şeysi var, onun reçetesi var bizde tabii ki. Reçeteyi alabiliyor muyuz? Siz yoğurmaya devam edin, ben geliyorum. Biraz. Evet, bir yandan da o işte yoğurma tamamlandıktan sonra da bu hale gelecek. İşte onu da aldığımız zaman. Şunu alayım ben tepsiyi. Tamam. Ben burada halledeyim. Siz halledin orada, tamam o zaman. Peki, ben de yerime geçeyim o zaman. Tamam, bir şuradan şöyle koştursam bakayım ne yapacak yönetmenim, bana kızacak mı şu tarafa geçtiğim zaman. Bilmiyorum, yaptım bir şeyler artık. Evet, güzel bir program oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin burada olmanızdan dolayı ben çok memnunum açıkçası. Çok mutluydum. Keyfim yerindeydi. Çok sizin teşekkürler. Türklerinizle bize eşlik ettiniz. Keyif aldık.
Umarım program sonunda çiğ köfte yersek daha... Çiğ köftelerimiz gelecek. İzleyicilerimizden de eğer kendileri isteyen varsa çiğ köfte buyursunlar gelsinler burada. Çiğ köftemiz bol. Çiğ köfte bol gelmiş. Boğa Burcu yemeksiz olmuyor. Yemeği buluyor görüyorsunuz değil mi? Evet evet ama çok yani biliniyor yani onun öyle bir şey var. Ben de galiba oradan biraz dokunduruyorum. Yükselenim boğa benim. Oğla boğa olunca öyle var mı bir etkisi? Etki yani bir tarafından ne bulaşmışsa etkilenir kesinlikle. Ama yükselenden ama aydan. Siz yapıyor musunuz evde? Yoğurur musunuz? Yok bizde yok. Bundan sonra başlarsınız. Olmaz mı? Bundan sonra yapacağız. Evman ismi püf noktasını öğrenmek bizim de çok önemli. Bizim memlekette yok çiğ köfte. Urfa'da daha çok Antep. Ama şey böyle merkezine gidip yemek... hani İzmir'de hiç yok. Şey. Tamamen daha ayrı uzak ama ben bayılıyorum yani çiğ köfteye. İzmir'de bizim şubemiz var. Ustamdan oradan hemen reklam geldi. Aman usta söyle. Rütük'le kavga ettirme de bizi. Yaklaşık 200 şubemiz var. 120'si reklam yasağı varmış onun için arkadaşım. İsim vermiyoruz. olan yerleri söylüyoruz. Hani şey olmasın. İzmir'in yerlerini işaretle göre. İzleyicilerimizin canı çekmiş olabilir İstanbul'da olmayanlar özellikle. Peki ne yapsın ustam? Koydum buraya 48 saat bekletilmiş ve yoğrulmuş hali. Çok hızlısın. Bunu daha yakından gösterebilme şansımız varsa çok tabii sevineceğim. Ki. Çünkü arada ciddi bir fark var. Fark oldu. Şöyle bir şey yapalım. Buyurun şöyle göstereyim. Ben de bir tabak hazırlayayım hemen misafirlerimize. Onları o şeyden programdan sonra ya artık. Evet çiğ köftemiz bu şekilde hazır oluyor. Evet, ustanın sağ elleriyle. 48 ve saat bekletilmiş. De. Ben alayım bir tadına evet. Bakayım. Bu oburluk boğadan geliyor değil mi şimdi? Bana öyle mi yani? Ben niye bizden bu kadar? Geliyor, evet. Boğadan. Boğadan kaynaklı. Tabii işin püf noktası da şeyi de çok önemli onun yani. Iceberg'i limonu sıktık. Yenilerinde yok efendim nar ekşisi falan öyle şeyler de var. Katkısız dedin ilk başta söylediğiniz gibi katkısız. Şimdi susuz. Tadına bak diyorsunuz. Biraz sonra ben sunumun kapatıp programı öyle tadına baksan olmuyor. Hayır siz şimdi tadına bakın söyleyin ya kararınız. Misafirlerimize de. Ben zaten çok seviyorum. Birazdan bitireceğim bu bütün çiğ köfteyi. Afiyet olsun. Peki ellerinize sağlık ustam. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi geldiniz. O güzel Türklerinize eşlik ettiniz. Haftalık burçlarım yanılarıyla bizim programımıza eşlik ettiniz. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Yüreğinizi açtınız bize. Teşekkürler. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Biz yarın yine saatlerimiz 14 gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın diyorum. Aileden birinin vefat